Tamam, 5 dediğimiz ceviz çeşidi bu. Bunun yağ oranı çok yüksek. Böyle içinden tüm çıkması lazım. Bakın. Şöyle. Ben Kırşehir Kaman'da yaşıyorum. 1961 doğumluyum. 30 yıldan beri ceviz işiyle uğraşıyorum. Cevizli seviyorum. Bu bir hobi oldu bize veya da hastalık oldu. İyi bir uğraş. İnsanlarla uğraşmaktansa ağaçlarla, doğayla uğraşmak daha iyi. Ceviz nasıl olur? Cevizi önceden atalarımız, eskiden dedelerimiz tohumdan dikilirdi. O ağaçlar devasa ağaçlar olurdu. Şimdi ise biraz daha modernleştik mi diyelim. Cevizi tohumdan dikip üzerine aşı yapıyoruz. Erken zamanda erken ürün alıyoruz. Erken meyve verdiği için ağaçlar aşırı gelişmiyorlar. Hasatı ve toplaması kolay oluyor. Fakat girdilerde ve bazı kullandığımız kimyasallarda fiyatlar yükseldiği için bizim de fiyatlar bu sene biraz maalesef yüksek oldu. Ama yapacak da bir şey yok. Bunlar Kırşehir'de yetiştirdiğimiz aşılı tüplü fidanlar. Neden tüplü derseniz, mevsim dışı satışlarda mesela Haziran Temmuz'daki fidan ihtiyacı olan arkadaşlara açık yok olmadığı için tüplü fidan vereceğiz. Tüplü fidan da şunun altındaki bizim sert kabuklu cevizlerden diktiğimiz çöğür diyoruz biz buna, fidan demiyoruz. Bu çöğür parmak dalına geldiği zaman bizdeki ana ağaçlardan, iyi ağaçlardan kalem alıyoruz. Onu buna takıyoruz. Aşı bağlığına bağladığınız zaman bu patladığı zaman bu aşılı ceviz oluyor. Mesela bunun cinsi kaban bir. Bunlar aşı yaptığımız için erken meyveye yatıyorlar. Onun için tüplü falan onun için yetiştiriyoruz. Şimdi bizim kaman cevizlerinden mesela kaman birden, kaman beşten bir kilo cevizden 670 gram çıkar. Ama bu çentlerde bir kilo cevizden, şunlar da çentler bakın. Şu cevizinden de bir kilo cevizden 450 gram çıkar. Cevizi bu. İnce kabuk. İnce kabuk. Gördüğünüz gibi içi dolu ve güzel. Bu cevizin yağ oranı çok fazla. İnsan cevizi yediğin zaman insanı doyuruyor. Mesela şu ceviz çentli ceviz. Kendi bahçemden çıkan ceviz bu. Şunu kıralım bir tane de. Bakın. Bu da yumuşak kabuğu. Ha, yer yumuşak kabuğu cevize. Ceviz olduğunu yanına bakın şuradaki içindeki boş. Görüyor musunuz? Bakın. İçte bir boşalma var. Şimdi bunu çıkartalım biz. İçini komple çıkartalım. Bak komple bile çıkmakta zorlanıyor. O kadar uğraşmamıza rağmen. Parçalandı bakın. Bakın şurada kaman cevizi. Gördünüz mü içteki farklılığı? Bakın şu iç şeyini alalım. Buyurun. Bunu parçalayalım bile. Bakın iç yaprağı bile farklı. Bakın şu cevizin içinin şeyine bakın. Şuna bakın. İçi boş bu cevizin. Hemi bir boş, de hemi de ceviz tadı, almasınlar. Tadı lezzeti daha lezzeti farklı çok değil farklı. Çok evet. Kalite var lan. Çünkü bunu şimdi ben tarif yani konuşmayla tarif edemiyorum. Bunu yiyen insanların tat, lezzet duygusunu iyi kullanması lazım ki ceviz alsınlar. Mesela ben şunu şu cevizden lezzet alamıyorum. Bu çatırdan ben 10 tane ceviz yesem ceviz yediğimi bilmiyorum. Ama şundan 2 tane ceviz yediğim zaman lezzet bu diyorum. Şu anki Türkiye'de ve bize gelen müşteri taleplerinde en çok kaman bir çeşidi tutuluyor. Meyvesi içi falan güzel, yumuşak kabuklu. Elle kırılıyor. Bir kilo cevizin 650 gram iç verdiği için, coğrafi işareti de aldığı için kamambir en çok tutuluyor. Büyük bahçelerde de kamambirle çentler karışımı oluyor. Çentler de verimi fazla bir ağaç ama kaman cevizinin lezzetini tutmuyor. Oluşmuyor satışla terazilediğimiz zaman. Ama insanlar büyük bahçelere çentler istiyorlar. Ben genelde kamambir tavsiye ediyorum. Ama talepleri de yok diyemiyoruz. Kaman Medya sizin sayfanız. Bundan sonra cevizlere ne gibi işler yapmamız lazım? Artık cevizlerimizin hasatı yapıldı. Ben genelde hasattan sonra bir defa su veriyorum. Su kaybı yaşıyor cevizler. Bir defa su verdikten sonra ağaçların yapraklarının dökülmesini bekliyorum. Ağaçlar yaprağının %50'si döküldükten sonra bu cevizlerin yapraklarında olsun, gövdeler içinde olsun, kalan atıklarda olsun larvalar olur, kalır. O larvalar da önümüzdeki sene ağaçlarımızda hastalık olarak başlar. Onun için ceviz hasatından ve yaprakları %50 döküldükten sonra %3 oranında bordo bulamacı yapıyorum, veriyorum ağaçlara ki
önümüzdeki seneye %50 önde başlayın. Hastalık ve haşere yumurtası, larvası önümüzdeki sene ağaçlarda sorun oluşturmasın diye mutlaka burada bulmacı veriyorum. Genç neslinin ceviz bahçesi yapması şiddetle tavsiye ederim ama düzgün yere yapsınlar. Her yerde ceviz olmaz. Havan suyu yüksek olan yerlerde ceviz olmaz. Yerli kay olan yerlerde ceviz olmaz. Örnek mi verelim? Örnek dar özmeci Aktürklerin, Muzaffer ve İbrahim Aktürklerin bahçesi her gün soğuk alıyor. Bu sene çeşit değiştirecekler ama gene de ben oranın zarar göreceğini düşünüyorum. Mesela Çağırganlı önceki bahçeler barındağının yüzeyindeydi. Üzüm bağları, kayısılar, cevizler oradaydı. Şimdi onları orada herkes ürün alıyordu. Şimdi aşağı doğru indikçe insanlar aşağı indiler. Orada ürün alamıyorlar. Neden? Ceviz ve meyvecinin hepsi yüksekte olur. Yani dere içlerinde, Sazat'ta, don yataklarında cevizde hiçbir meyve olmaz. Olursa bile ürün kaybı çok olur. Emekleri boşa gider. Her zaman yüksek yere yapsınlar. Tavan kaya olmasın. Toprak zengin olsun. Kirli kireçli toprakta ceviz olmaz. Ceviz bahçesi yapmadan bir insan bir defa bir toprak tahlili mutlaka yaptırması lazım. Toprak tahlili yaptırmadan hiçbir şekilde ceviz bahçesi için uğraşmaya gerek yok. Toprak uygunsa cevizi dikebilir. Kirli kireç oranı yüksekse hiç boşuna uğraşmasın. Emekleri boşa gider. Ömürleri, paraları boşa gider.